Üniter yapımızla ilgili hiçbirimizin bir endişe taşımaması gerek. İkinci önceliğimizin Türk kimliği ve Türkçenin muhafaza edilmesi olduğunu söyledik. Yine bu 18 maddelik değişiklik paketi içerisinde bunun da korunduğunu, en üst düzeyde muhafaza edildiğini gördük. Üçüncüsü temel haklar ve inanç hürriyeti. Yeni getirilen sistemde Cumhurbaşkanı'na kararname çıkarma yetkisi veriliyor. Lakin temel haklarla ilgili ve siyasi haklarla ilgili kararname çıkarma yetkisi verilmiyor. Meclisin elinde tamamen yasa yapma yetkisi. Meclisin herhangi bir konuda yaptığı yasaya karşılık yeni sistemde Cumhurbaşkanı yasa yapamıyor. Yaparsa onun yaptığı yasa ya da kararname çıkardığı kararname geçersiz hale geliyor. İnanç hürriyeti. Bizler Büyük Birlik Partisi din, devlet, vatan ve millet önceliğiyle siyaset yapar. Dolayısıyla inanç hürriyeti bizim temel siyasetimizin gayelerinden bir tanesidir. Başörtüsü serbestliğinin askeriyede bile uygulanıyor olması, İmam Hatip okullarının önünün açılması, ilköğretim ve liselerde Kur'an-ı Kerim dersi, temel dini derslerin veriliyor olması. Bakın polis haftasındayız. Arkadaşlar bundan 10-15 sene geriye gittiğimizde İmam Hatip mezunları polis dahi olamıyordu ya bu ülkede. İkinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Şimdi bütün biz bunları yapılmamış mı göreceğiz? Yok mu göreceğiz? Dolayısıyla bunları kim yapmışsa elbette ki onun yanında duracağız ve doğru yapılan işlerinin yanında durup elbette ki hem camiamız hem de milletimiz adına teşekkür edeceğiz ve destekleyeceğiz. Bir diğer husus, bugüne kadar Türkiye'de hep vesayetler olmuş. Yani millet oyu birisine vermiş ama yetki esas başkalarında olmuş. Bir dönem bu vesayet Cumhurbaşkanı eliyle kullanılmış. Bir dönem Suçlu kuvvetler eliyle kullanılmış. Bir dönem medya eliyle kullanılmış. Bir dönem sermaye eliyle kullanılmış. Ve neticede halkın seçtikleri muktedir iktidarlar kuramamışlar. Tam iktidar olamamışlar. Şimdi biz buna da bakacağız dedik. Bu yeni sistemde darbecilerin elini güçlendiren bir yasa değişikliği var mı? Yok mu? Ya da tamamen darbecilerin elini zayıflatan bir sistem mi diye ve bu sürece gelene kadar ve bu sistem değişikliğinde şunu gördük ki Milli Güvenlik Kurulu sivilleştirilmiş, yaş sivilleştirilmiş, sivil sayısı artmış, Savunma Bakanlığı'na bağlanmış kuvvet komutanlıkları ve darbecilerin işte kendilerine yasal dayanak yaptıkları iş tüzük değişiklikleri, yasa değişiklikleri, anayasa değişiklikleri yapılmış. Dolayısıyla bizim bunu da görmezden gelemezdik ve bu hususta da azami derecede örtüştüğümüzü gördük. Ve beşincisi kuvvetler ayrılığı prensibi. Yani yasama, yürütme ve yargının yerli yerine oturtulması ki en çok tartışmada bağırtı çağırtı da adeta dananın kuyruğunun koptuğu yerde buradan çıkıyor. İşte birileri diyor ki bu sistem gelirse kuvvetler ayrılığı ortadan kalkıyor ve bir tek adamlık ve diktatörlük geliyor gibi hamasi sözlerle milleti kandırmaya çalışıyorlar. En hafifiyle. Şimdi buraya da baktığımız zaman aslında kuvvetler ayrılığı yerli yerine oturtuluyor. Yani yürütme, yasama ve yargı birbirinden ayrılıyor. Şöyle ki, bakanlar dışarıdan atanıyor. Biz de başından itibaren bunu savunmuşuz. Büyük Birlik Partisi olarak hem 2001 yılında açıkladığımız Bizim Türkiye'miz projesinde hem daha sonraki GÖR projesinde bakanların milletvekili olmaması gerektiğini ve dışarıdan atanması gerektiğini savunmuşuz. Şimdi bu sistemde bu yapılıyor. Yani yürütme tamamen yasamadan ayrılıyor.
İki, yasama, yasama adı üzerinde yasama, yasa yapma ve denetim görevine dönüyor. Bir önce ifade ettim. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi var ama meclis bir yasa yaptığında o konuda Cumhurbaşkanı kararname çıkarsa dahi o kararname geçersiz olur. Denetim, mevcut sistemde Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten yargılanabilirken yeni getirilen sistemde Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olacağı için görev yaptığı süre içerisindeki bütün suçlardan hakkında soruşturma açılabilecek ve yargılanabilecek. Hatta görevden ayrılsa bile diyelim ki 10 sene 20 sene sonra görev yaptığı süreyle ilgili bir yanlış ortaya çıkarsa yine yargılanacak. Ve yargı. Yargıda ilk defa bu getirilen sistemle 13 HSK üyesinin 7'sini parlamento atayacak. Değerli arkadaşlar, dünyaya da şöyle kafamızı kaldırıp baktığımızda yüksek yargı mensupları parlamenter sistemle yönetilen ülkelerde parlamento tarafından atanır. Başkanlıkla yönetilen ülkelerde başkan tarafından, yarı başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde de bir kısmını başkan, bir kısmını parlamento atar. Şimdi ama ne başkan atadı diye başkanlıkla yönetilen ülkelerde yargıçlar başkanın emrine girer, ne de parlamento atadı diye parlamentoyla yönetilen sistemlerde parlamentonun emrine girer. Öndeki yasalara bakarlar ve yasa neyi emrediyorsa, hukukun üstünlüğü neyi gerektiriyorsa vicdanlarıyla ve yasalarla birlikte karar verirler. Bizim esas yargımızda ve hukuk sistemimizde yapmamız gereken ve gelmemiz gereken seviye budur. Yoksa ha Cumhurbaşkanı atamış, yahut Başbakan atamış, yahut parlamento atamış, yahut ben atamışım, yahut siz atamışsınız, çok bir şey fark etmez. Eğer yargıçlar atananın emrine girecekse demek ki problem başka yerde aramak lazım ve öncelikle o problemi çözmek gerekir diye düşünüyorum. Peki buradaki kaygı nedir? Buradaki kaygı 16 Nisan'da zaten hayır diyen başta ana muhalefet partisi de olmak üzere evet'i kabul etmişler. Evet'i kabul ettikleri için de diyorlar ki bu sistem geçecek ve geçtikten sonra yapılacak seçimlerde seçilecek Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olacak ve onun partisiyle mecliste çoğunluğu elde edecek. Bu sonuçlardan bir tanesidir. Ama tek sonuç değildir. Bu sistemin tek sonucu bu değildir. Bu sistemin getireceği farklı sonuçlar da var. Mesela evet Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olabilir ama partisi mecliste çoğunluğu elde etmeyebilir. İki, Cumhurbaşkanı parti üyesi olur ama parti genel başkanı olmaz. Partinin genel başkanı başkası olur. Partisi çoğunluğu elde edebilir. Üç, Cumhurbaşkanı partisiz olur. Hatta hiç partisi olmaz. Mecliste başka bir parti tek başına çoğunluğu elde edebilir. Cumhurbaşkanı partisiz olur. Mecliste hiçbir başka parti çoğunluğu elde edemez. Farklı grupların ancak gruplarıyla çoğunluk elde edilebilir. Yani bu sistemin sonunda evetten sonra yapılacak seçimin bir sonucu yoktur. En az 5 farklı sonuçla biz karşı karşıya kalabiliriz. Ama diyelim ki hayırcıların baştan kabul ettiği sonuç ortaya çıktı diyelim. Yani hem seçilen Cumhurbaşkanı parti genel başkanı oldu hem de partisi mecliste çoğunluğu elde etti. O zaman diyorlar milletvekillerini de o belirleyeceği için yargı mensuplarını da onun partisi çoğunluğunu atayacağı için hem yürütmeyi hem yasamayı hem de yargıda üstünlük ele geçirecek diyorlar. O zaman bu kaygıları, bu tereddütleri ortadan kaldırmanın yolu nedir? Siyasi parti yasasını ve seçim kanunu demokratikleştirmektir değerli arkadaşlar. Siyasi parti yasasını ve seçim kanununu demokratikleştirdiğimizde bu kaygı da tamamen ortadan kalkacaktır. Onun için benim iktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplum örgütlerine, sendika başkanlarına, basınımıza, medyamıza, herkese çağırım. Gelin el birliğiyle bu antidemokratik siyasi parti yasasını ve seçim kanununu değiştirelim, barajı kaldıralım,
milletvekilleri ön seçimle gelsin, tercihli sistemle gelsin ve milletvekili davranımı adil bir şekilde yapılsın. Var mısınız? Ben bunu söylüyorum Devlet Bey. Şimdi ben bunu söyleyince diyorlar ki muhalefetten, bizim muhalefetten, ben de muhalefet olduğum için bizim mahalleden. Diyorlar ki efendim bunlar 15 senedir iktidar değiştirmediler. Evetten sonra değiştireceklerine nasıl güvenelim? Ben de diyorum ki onlardan önce 20 senede siz iktidardınız. CHP sen iktidar oldun. İki kere iktidar ortağı oldun. DSP oldu. Refah oldu. MHP oldu. Doğru Yol Partisi oldu. Anavatan Partisi oldu. Siz neyi değiştirmediniz? Siz neyi değiştirmediniz? Çünkü o zaman işinize öyle geldi. Hatta değiştirmekle kalmayıp barajı 20 yapalım diyenler bile oldu. Çünkü o zaman barajı aşıyordu efendilerin kendileri. Demek ki bu sistemde değişmiyor. Bu sistemde bakın tek vebali olmayan parti biziz, Büyük Birlik Partisi. Ve diyorum ki gelin hep birlikte değiştirelim. Bu sistem inşallah 16 Nisan'da geçecek ve ondan sonra 6 aylık sürece uyum yasaları çıkacak. Bu uyum yasaları sürecinde gelin şimdiden bir baskı aracı oluşturalım, talepkar olalım bütün Türkiye olarak ve bu antidemokratik siyasi parti yasasını ve seçim kanunu değiştirelim ve bu tereddütlerde, bu kaygılarda ortadan kalksın, yürütme asli görevi olan yürütme görevini yapsın, yasama kendi görevi olan yasama görevini yapsın, yargıda bağımsız ve tarafsız bir şekilde kendi görevini yapsın. Bakın bu 18 maddelik anayasa değişikliği paketinin içerisindeki maddelerin başında ne var? Yargının bağımsızlığının yanına tarafsızlık ilkesinin eklenmesi var. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bundan sonra herhangi bir hakim, savcı, yargıç eğer tarafsızlık ilkesini ihlal ederse, yani tarafsız davranmazsa, taraflı davranırsa anayasal bir suç işlemiş olacak. Onun için bunu çok önemsediğimizi buradan bir kere daha altını çizerek vurgulamak istiyorum. 18 yaşa seçilme hakkının verilmesi, Allah aşkına CHP'nin neyini rahatsız ediyor sizin? Ya bırakın gençlerimizin önü açılsın. Bırakın gençlerimiz her gün dizi izleyeceğine, efendim bir takım gayri ahlaki kültürleri, batı kültürlerini bize empoze eden televole kültürünün başında saatler geçireceğine, televizyon başında ya da sosyal medyada millet memleket meselelerine ağırlık versinler. Onları düşünsünler. İdeallerine Survivor'da yarışmacı olmayı koymasınlar. İdeallerinde şerefli gazi mecliste milletvekili olma idealiyle gelişsinler ve çalışsınlar. Yani bunun neresi sizi rahatsız ediyor anlamıyorum. Yani 18 yaşa inince 600'ün hepsi de 18 yaş olmayacak. Ama bu idealde olan, bu yetkinlikte olan bir gencimiz varsa da bırakalım, o da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gençlerin temsilcisi olarak yer alsın. İşte İstanbul'dayız, payitahttayız. Değil mi? 18 yaşında, 15 yaşında cihan sultanı olan devlet adamlarımız olmadı mı bizim? Ne büyük başarılara, zaferlere imza attılar. Fatih 21 yaşında fethetti İstanbul'u. Neden korkuyorsunuz siz? Milletvekili sayısının 600'e çıkması. Niye rahatsız ediyor? Milletvekilinin 600'e çıkmasından rahatsız olacağınız kadar bir milletvekiliniz 2 milyonluk telefon ve diğer harcama faturalarından rahatsız olmadınız. Esas rahatsız olmanız gereken husus buydu. Keşke ondan bu kadar rahatsız olsaydınız ve meclise o parayı geri ödettirseydiniz. Niye ödettirmediniz? Arkadaşlar, bakın biz Büyük Birlik Partisi olarak doğruya doğru, yanlışa yanlış deriz. Eğer bu sistemde biz yanlışlık görseydik, mesela üniter yapıyla ilgili iddia ettikleri gibi
bir şüphe görseydik inanın sırtımızı döner giderdik. Bizim kimseye borcumuz yok. Kimseye diyet borcumuz yok. Ama biz mevcut sistemle yeni getirilen sistemi karşılaştırdık. İyice inceledik ve yeni getirilen sistemin hem devletimiz için hem ülkemiz için hem de milletimiz için daha hayırlı ve daha doğru olduğuna inandığımız için inanarak tüm kalbimizde evet dedik. Biz devletin bekası derken bazıları bize diyor ki bunu açın. Açın. Bir, Türk kimliğinin ve Türkçenin muhafaza edilmesi. Üniter yapının muhafaza edilmesi zaten başlı başına bekamızla ilgili bir meseledir. Ve bekamızı garanti altına alan hususlardan bir tanesidir. İkincisi, güneyimizde Suriye'deki ve Irak'taki gelişmeler. Haritalar yeniden çiziliyor. Devletler masaya yeniden oturuyor. Ve burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına kim oturursa otursun masaya, nihayetinde milletin seçtiği oturacak. Ama o masaya oturduğunda karşısındaki güç ona baktığında ister ABD, ister Rusya, ister İsrail kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsilen oraya kim oturmuşsa Cumhurbaşkanı ya da Devlet Başkanı sıfatıyla ona baktığında devletin tüm kurumlarını onun yanında görmesi lazım. Arkasında güçlü bir kamuoyu desteği görmesi lazım. Yanında güçlü bir ordu görmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü bir ordusunu görmesi lazım ki biz o masadan istediğimizi alarak kalkalım ya da devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini koruyarak kalkalım. İkincisi bu. Üçüncüsü, birileri görmeyebilir. Birileri HDP'yi PKK olarak değil de kendi eski Marksist, Leninist, 80 öncesi mücadele ettikleri sol arkadaşları olarak değerlendirebilirler. Ama biz şunu biliyoruz. HDP eşittir PKK'dır. Değerli arkadaşlar. Ve şu anda Türkiye için en ciddi, en yakın tehlike PKK, PYD ve YPG'dir. Dolayısıyla onunla ilgili siz karar alacaksınız. Nerede? PKK'nın da 70 milletvekiliyle mecliste olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Mevcut sistemde yasamayla yürütme iç içe ve siz burada PKK'ya karşı karar alacaksınız. PKK'yla mücadele edeceksiniz. Edemezsiniz. Yarım kalır. Dolayısıyla da yürütmenin yasamadan ayrılmasını da mevcut şartları realiteyle göz önünde bulundurarak biz bu dönem için şart olduğunu, işte bu devletin beka meselesini de bu üç hususla değerlendirdiğimizi buradan bir kere daha altını çizerek ifade etmeyi istiyorum. Yani devletteki iki başlığı ortadan kaldırılması lazım. Seçilmiş hükümetlere dışarıdan ve içeriden yapılacak operasyonlara dur demek için biz evet diyoruz. Bakın 95 yılında Refah Partisi milletin oylarıyla birinci parti çıktı. Doğru Yol Partisi ile bir koalisyon kurma kararı aldılar. Büyük Millik Partisi de merhum şehit liderimiz mekanı cennet olsun. O da bu Refah Yol hükümetini destekledi 8 milletvekilimizle birlikte. Ama bir önce bahsettiğim bu vesayetçi kesimin tamamı ve bunların dışarıdaki ağababaları rahatsız oldu. Ve hepsi birden devreye girerek dönemin Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, sermaye, basın hepsi devreye girerek ne yaptılar? Doğru Yol Partisi'nden bir milletvekilini istifa ettirdiler. Diğer Şemsiye Partisi'ni Cindor'a kurdurdular ve hükümeti yıktılar değerli arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi o günleri özlüyorlar. Çünkü yeni getirilen sistemde bunu yapamayacaklar. Milletten yetkisini alan hükümet, iktidar 5 yıl Türkiye'yi yönetecek. Diyorlar ki bir kişiye yetkiyi verdin mi